Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda MatterCut yani 45 derece yönyeleme komutunun nasıl kullanıldığını göreceğiz. Şu şekilde önceden çizilmiş iki tane parçam var. Kalınlıkları ve açıları birbirine göre şunların farklı görüyorsunuz. Burada kesişen ve kesişmeyen iki parça olarak ayırdım size. Bunlar bu şekilde. Kesişmeyen iki parça da işte bir raf gibi düşünebilirsiniz. Rafın yanındaki ve önündeki klapa. Bunlar kesişmiyorlar. Burada kesişiyor. Farkı görmek için komutumuza bakalım şimdi. Voodoo seçtikten sonra burada MatterCut komutumuz var arkadaşlar. Bunu seçiyoruz. Şurada mod konumumuz var. Bunun otomatik ve manuelde nasıl çalışacağını göreceğiz. Önce otomatiği görelim. Otomatik seçiliyken ve parçalar kesişiyorken şöyle yapıyorum. İki parçayı sırasıyla seçiyorum. Otomatik olduğu olarak parçanın kenarlarını yakalayabiliyor. Sonrasında buna OK dediğimde şuradan da bakalım. Direkt 45 derece olacak şekilde gönyeleme işlemini yapıyor programımız. Doğru bir şekilde yakalıyor. Şu tarz kesişmeyen parçalarda da nasıl yaptığımıza bakalım şimdi de. Komutumu yine aynı MatterCut yani gönyeleme komutumu seçiyorum. Burada modumuz otomatikken bakın sırasıyla bu parçayı kliklediğimde şurada bir uyarı veriyor bize. Otomatik olarak yönleri bulamadığını söylüyor program. O zaman biz manuel olarak göstereceğiz. Komutumuzu seçtim. Otomatiğe klikleyip burayı manuele çevirdim. Sırasıyla gönyeleyeceğim parçaları seçeceğim. İlk önce parçamı seçiyorum. Seçtikten sonra bana şurada yön göster diyor program. Yönümü gösteriyorum. Yani kesişecek iki kenarı. Okların da birbirine bakması gerekiyor. Sol klikle tekrar oku çevirdim. Okey diyorum. Sonra diğer parçamı seçiyorum. Tekrar yönünü seçiyorum şu şekilde. Ok da aynı yöne baktı. Okey dediğimde bakın bu parçayı da bu şekilde birbirine gönyelemiş olduk. MatterCut komutuyla parçalarınız ister 90 derece olsun, ister farklı açılarda olsun hızlı bir şekilde gönyeleme işlemi yapabilirsiniz.